daha sektörü rakamlarla tanıyalım diye bir şeyler hazırlamaya çalıştım. Bunun içerisinde iş hayatıyla ilgili atıflar ve alıntılar da olacak. Ben biraz daha hani zihnimizde bir şeyler açabileceğini düşünerek bunları da eklemelerimize yaptığım bazı konuşmalarda da buna benzer bazı alıntıları da eklemiştim. Umarım güzel bir sohbet olur. Her zaman sorularınızı sorabilirsiniz. Sanırım sonunda soruları alalım diye konuştuk Selim Bey'le. Ben bir prezentasyon hazırlamıştım. Onu sizlerle paylaşayım. Bir dakikanızı alayım. Demek ki şeyi kapatmışım. Evet. Şurada şu var. Evet. Evet, sesim geliyor herhalde. Evet, geliyor. Sesim geliyor mu arkadaşlar? Sesiniz Evet, geliyor. geliyor. Tamam. Slide'ı görebiliyor muyuz? Evet, görebiliyoruz. Tamam. Peki başlayalım o zaman. İlk önce Beykent Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Kulübü'ne teşekkür etmek istiyorum. Daha önce de paylaştığım gibi pazartesi günde sizlere başarılar diliyorum. Eminim hayallerinizin çok ötesinde bir hayat olur önünüzde mezun olduktan sonra. Yol uzun gibi görünmekle birlikte sözlerime başlamak istiyorum. Bugün de bazı pazartesi günü konuştuğumuz bazı konulara tekrar değineceğiz. Ama keyifli bir şekilde değineceğimizi düşünüyorum ben en azından. İlk önce kendimi tanıtayım. Mehmet Ali Özer, Hacettepe Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği mezunuyum. Biyomedikal dersleri de almıştım. Ama master'ı bitirmedim. 82 kurumumuz var, SASAN. 1982 yılında yani 38 senelik, neredeyse 40 senelik bir firma. 96 yılından beri de üretim yapıyoruz. Vücut dışı dolaşım sistemleri üzerine özellikle açık kalp cerrahisi, diyaliz, genel cerrahi, onkoloji, yoğun bakım vesaire gibi ürünler ve bunları tamamlayan bazı ürünleri de ithal ediyoruz. Daha önce yazmıştım chat'te de, derneklerimiz, sektörde bir sürü dernek, federasyon ve sendika var. Ancak bunlardan hani SADER'e üyeyim ben. SADER'in de 18, 2018 ve 2019 başkanlığını yaptım. Şu anda da Top Medikal Meclis üyesiyim. Şimdi konuşmaya başlamadan önce bir mühendislik tanımı yapalım diye düşündüm. Bazı notlar aldım. Onlardan da okuyarak üzerinden geçeceğim. Bilimsel çalışmaların, araştırmaların sonuçlarını toplumun somut ihtiyaçlarını karşılamak üzere teknolojiye ve uygulamalara geçiren sistematik çalışmaların bütününe mühendislik diyoruz. Yani mühendis somut ihtiyaç ve sorunu bulacak, soyutlaştıracak, matematiksel ve teknolojik çözümünü üretecek. Daha sonra bunu somuta çevirecek ve toplumun kullanımına sunacak. Buradan şunu çıkartıyoruz, bu ihtiyacı belirlemek için bazı şeylerden ilgi alanlarımız olması gerekiyor. Daha önce de konuştuk, zaten bilim ilgi alanlarımız içerisinde sürekli kalması gerekiyor. Ama belki sosyoloji, psikoloji, felsefe okuryazarlığında bunların üzerine eklememiz gerekiyor. Şimdi buradan yola çıktığımız zaman pazartesi günü Mete Bey de bahsetti. Belki 4 yıllık eğitimin üzerine 2 yıllık bu tür uygulamalı, daha direkt uygulamalı alanları
eğitim olması lazım. Yani 4+2'den bahsetti. Ben de hep şunu düşünmüştüm. 2 yıl temel bilimler olacak. Bütün herkes okuyacak. Onun üzerine 3 yıl olması gerektiğini. Tabii kötü korkuyorum bunu şey yapmak ama bunu sahanın içerisindeyken daha fazla hissediyoruz. Onu da ifade edeyim. Yani bu inşaat mühendisliği içinde, makine mühendisliği içinde geçerli bir husus. Ben bunu koydum. Bir sunumda da kullanmıştım zaten. Bütün martılar bir tarafa bakıyor. Bir tanesi farklı bir tarafa bakıyor. Bunu aslında sunumun kendisi için değil, ancak bakış açımızı bu şekilde olmasını gerektiğini düşündüğüm için paylaştım. Bu anlatıyı seviyorum. Çoğunlukla bir yöne bakmaya meyilli oluyoruz. Yani bu bütün martıları kendimizi ifade ettiğini düşünürsek, yani tek tek her martı birimizi değil ama kendimizi ifade ettiğini düşünürsek, çoğunlukla bir yöne bakmaya meyilliyiz. Diğer yönlerden bakmaya çok da fazla efor sarf etmiyoruz. Özellikle sağlık gibi insan hakları ile ilgili önemli bir konuda farklı yönlerden de konuya bakmalı. Bir buluş inovasyon yapacaksak da bunun çok önemli olduğunu zaten biliyoruz. Ama bu neden bu fotoğraf önemli? Başka şeyler de var altında. Demin bahsettik felsefe, psikoloji, sosyoloji diye. Hala bir yerden içerim. Allah Allah. Evet, bir ses karıştı. Peki. Acaba diğer martılar o tek martı hakkında ne düşünüyor? Ya da o tek martı diğer martıların düşündüklerini kafaya takıyor mu? Ya da ya ne kadar da çok dışlanır şu martı diye de içimizden geçmiyor değil. Evet. Şimdi zaman zaman bazı alıntılar paylaşacağım. Sektörle ilgili bilgilerin içerisinde. Bu Can Yücel'in bir şiiri. Baştan sona okumayacağım. Ancak 20, 35 ve 40 yaşındaki ve bugünkü kendileri bir araya geliyorlar. Onları yemeğe davet ettiğini söylüyor şiirinde. En sonunda da kavga çıkıyor. Birisi sen karışma moruk diyor. Öbürü işte bardak atıyor vesaire gibi. Şiiri de şöyle bitiriyor. Bende kabahat, ne çağırıyorsun tanımadığın adamları evine diyor. Bu alıntıları aslında 20 yaşındaki Mehmet Ali'ye söyleyeceğim arkadaşlar. Ara sıra yaptım alıntıları ve sonunda yaptım alıntıları. Bunlar hayat ve iş hayatıyla ilgili ve esnek düşünmemizle ilgili bazı ifadeler içereceği için en azından kendimce önemli olduğunu düşünüyorum. Bununla birlikte bu Ölü Ozanlar Derneği'nden bir alıntı. Ormanda yol ikiye ayrıldı ve ben hep daha az kullanılanı seçtim. Bu hayatımdaki tüm farkı yarattı. Robin Williams biliyorsunuz başrol oyuncusu, fotoğrafından belki tanıyan arkadaşlarımız olmuştur. Şimdi bu şiir 1963'te vefat eden Robert Frost'a ait bir şiir. Bence başarılı olmak için farklı enstrümanların takip etmenin önemli olduğunu, inovatif düşünmek için önemli olduğunu deminki martı gibi vurgulayan bir söz. Bunu bütün sunu boyunca aklımızda tutalım diye buraya koydum. Sevgili arkadaşlar, çok endüstri kolu var tabii ki, multidisipliner olan, diğer endüstri kollarıyla birlikte çalışan. Ama bunlardan bazıları çok daha fazla öne çıkıyor. Tıp icaz da bunlardan bir tanesi. Demin de söylediğim gibi temel bir insan hakkıyla, yani sağlıkla ilgili olması önemli. Bundan dolayı da mevzuat ve yönetmeliklerinin olması önemli. Fakat burada da gördüğünüz gibi
Bu medikal teknoloji, bu 2011'den alındı bir alıntı bir şey. Daha sonrasınkini bulamadım. Medikal teknoloji en fazla patent başvurularının olduğu alan. Katma değeri de oldukça yüksek. O yüzden de zaten stratejik alanlardan birisi olarak da ülkemizde ilan edilmiştir. Tabii alacağımız daha çok yol var. Gelişmiş ülkelerle kıyaslandığı zaman. Ancak katma değer açısından da görüyorsunuz oldukça yüksek bir oranı var. Sahaya baktığımız zaman tıbbi cihaz sektörü 4 sütun üzerinde duruyor. Üreticiler, tedarikçiler var. Ödeme, geri ödeme kuruluşları var. Kamu otoritesi, piyasa gözetim, denetim var. Hizmet sunucuları yani hastaneler ya da bireysel kullanıcılar var. Ben de şuradan notlarıma da bakayım. Evet. Bu tabii bu sütunların sağlam olması, yani bir tanesi yıkıldığı zaman zaten çatı yıkılacaktır. Sağlam olması güvenli ve kaliteli ürüne ulaşım açısından da tabii çok değerli. Evet, bunlara tabii bir de şeyi ekleyeceğiz. Hani onu not olarak satın alma şu hizmet sunucuları bölümünde artık devlet malzeme ofisinde satın almalar çok da fazla, daha fazla içerisinde olarak yapmaya başladı. Gelecek sene de neredeyse kamunun ve üniversitenin tamamını devlet malzeme ofisi üzerinden alacaklar. Oraya da belki bir not eklemek gerekir. Şimdi tıbbi cihaz sektörüne bir bakalım. Dünya genelindeki büyüklüğü 400 milyar dolar civarında. Türkiye'deki büyüklüğü 2,5 milyar dolar civarında. Burada önemli bir not. İlk 30 büyük global firma bu 400 milyar doların neredeyse %65'ini oluşturuyor. Ciro bakımından, pazar büyüklüğü bakımından. Bu önemli bir bilgiydi. Sizinle paylaşayım dedim. İthalatımız 2 milyar dolar civarında. Yani buradan anlıyoruz ki 500 milyon dolar gibi yerli malı kullanılıyor. En büyük olanlar Amerika, Almanya ve Çin tahmin ettiğiniz gibi. İhracatımız 600 milyon dolar civarında. Orada da Çin, Almanya ve Irak diye devam ediyor. Ülkemizden bazı bilgileri paylaşalım. Yaklaşık 10 bin tane firma, biraz sonra bahsedeceğim, kayıtlı firma var. Biliyorsunuz satış merkezi ruhsatına sahip olması lazım firmanın satış yapması için. Bayiler de dahil olmak üzere. %10'u üretici, %20'si yaklaşık olarak ithalatçı ve bayi ve teknik serviste %70 gibi bir oranda. Burada ürünlerin üzerinde bildiğiniz gibi barkodlar vardır. Bu barkodlar da her üründe kaydedilmektedir bu sisteme, ürün takip sistemine. Yerli ürünlerin adedi yaklaşık 1 milyon, ithalat ürünlerinde yaklaşık olarak 1 milyon 200 bin şey var, adedi var. Yani burada deminki rakamla kıyaslarsak bu 1 milyon 200 bin adetlik bölüm. %80'ini oluşturuyor Türkiye piyasasının. Evet, şimdi bazı sahaya çıktığımız zaman bazı kelimelerle karşılaşacağız. Bazı kurumların isimleriyle karşılaşacağız. Onlardan biraz bahsedeceğim size. Şimdi sağlıkta kalite derken hizmet alanlarının en yüksek sağlık düzeyine kavuşması veya bu düzeyi devam ettirebilmesinden bahsediyoruz. Peki bu önemli alanda belgelendirmeye sahip olmadan tabii ki faaliyette bulunamıyoruz. ISO belgesi var bildiğiniz gibi 13485. Bu hizmetse 9001 oluyor tabii ki. CE belgesi var.
Bir de GMP diye bir şey duyacağız. Bunlar biliyorsunuz good manufacturing practice demek. İyi üretim pratiği diyelim. Var. Bu çoğunlukla tabii ki ilaçlarda kullanılan bir metodoloji. Fakat tıbbi cihazlarda da gitgide yaygınlaşacağını varsayıyoruz. C'yi zaten biliyoruz. Ondan biraz bahsedeceğiz şimdi. Bir de daha sonra sağlığın ulaşılabilirliği, denetimi ve regülasyonlara göre işlemlerin, hizmetlerin yapılıp yapılmadığı piyasa gözetim denetimle takip ediliyor. Bu da sıklıkla karşılaşacağınız önemli bir konu. Sağ bildirim formları diye bir şeyler vardır mesela. Hep bunların içerisinde göreceğimiz konular sahaya girdiğimiz zaman. CE belgesinden bahsedersek, işte 92 yılında başlayıp 2017 itibariyle MDR, yani MDD MDR'a geçecekti. 2018, ondan sonra 2020 Mayıs'ına ertelendi. 2020 Mayıs'ı da 2021 Mayıs'ına ertelendi. Bu şu demek, MDD Medical Device Directive bir direktifler topluluğu. Yani biliyorsunuz Avrupa topluluğu ülkedeki otoriteyi, ki Sağlık Bakanlığı bizde, otoriteyi yetkilendiriyor, onu denetliyor. Bu MDD koşulları içerisinde kontrolleri yapıyor mu diye. Sağlık Bakanlığı bazı firmaları denetliyor ve yetkilendiriliyor buradaki otorite. Onları da onaylanmış kuruluş diyoruz. O onaylanmış kuruluşlar da geliyor, bizleri denetliyor ve CE'yi veriyor. Bir direktif oluyordu eskiden, bu değişecek 2021 Mayıs'ında. Bu direktife göre de o ülkedeki otorite gerekli yönetmelikleri çıkartıyordu. Şimdi ise ana değişiklik budur. Medical Device Regulation haline geldi. Yönetmeliğin kendisi yayınlanıyor. O yönetmeliği aynen çevirip yayınlanacak ve ona uyulacak her ülkede diye bir bölüme geçtik. Tabii başka değişiklikler de var. Onlardan da bahsedeceğiz. Burada da ondan bahsediyoruz. Ben iş alanları içerisinde pazartesi günü size bahsederken söylediğim konulardan bir tanesi bu klinik araştırmalar, klinik değerlendirmeler, pazar öncesi araştırmalar vesaire gibi konular, ürünü üretmenin dışında MDR içerisinde belgeyi alabilmek için önemli hususlar oldu. Bunlar da aklımızda bulunsun diye koyayım dedim. Bunu Selim arkadaşımıza da daha sonra sunuyu gönderirim zaten. Firmalar kayıt oluyor demiştim. Sorumlu müdür, klinik destek uzmanı ve veya satış tanıtım elemanı, başka konular da var tabii ki fiziksel alanla ilgili olarak. Bu yeterlikleri olduktan sonra firma İl Sağlık Müdürlüğü'ne, ilçe sağlık müdürlüğüne başvurarak denetim geçiriyor ve ruhsatını alıyor. Bu şekilde bir ÇKYS numarasıyla, bir numara ile, kimlik numarası diyelim ile ürün takip sistemine tıbbi cihaz satabilir diye ruhsata haiz olarak kayıt oluyor. Kayıt olduktan sonra ürünlerimizi kaydediyoruz. Bunun da işte CE belgesini vesairesini, kullanım kılavuzu, etiket, neyse işte o tür belgeleri kaydettikten sonra, kontrolü yapıldıktan sonra ürün ÜTS'ye kaydediliyor. Bununla da bitmiyor. SGK'nın medula sistemine ürünü kaydediyoruz. Medula'ya kaydedildikten sonra artık satılabilir duruma geliyor diyelim. Çünkü SGK ödemesi olmadan ÜTS'ye kayıtlı tek bir ürünü, yani ürünü satmanın pek bir anlamı yok. Çok alan olmaz. SGK'da ben bu ürünü öderim ya da bana kayıtlı dedikten sonra da hizmet sağlayıcıya ya da bireye satış yapılıyor ve tahsilatımızı bu akış içerisinde yapıyoruz.
Şimdi ürün geliştirirken, proje yaparken, yatırım yaparken bazı kurumlarla ilişkimiz, çoğunluğunu duymuşsunuzdur zaten, TÜBİTAK, KOSGEB'i. Startup'tan dediğim gibi yeni ürün geliştirmeye, Ar-Ge'ye kadar, teknolojik olarak sanayiye geçirmeye kadar bir sürü konu TÜSEP, USAŞ ya da SEİK vasıtasıyla şey yapılabilir, Sağlık Bakanlığı'nda başvurular zaman zaman yapılabiliyor. Bunlar da kafamızda bir olsun diye koydum. Genç arkadaşlarımızın fikirlerini oluştuğu zaman bunları en azından temas edecekleri birkaç yerden haberdar olsunlar dedim. Her meslekte olduğu gibi bizim meslekte de bir etik kod var. Yani Avrupa'da, Batı'da çok yaygın. Ülkemizde de yavaş yavaş gelişiyor. Tıbbi cihaz satışı yapanlarla bu cihazları doğrudan veya dolaylı olarak satın alan, kiralayan, tavsiye veya veya reçete eden, kullanan veya bunları satın alımını ya da kiralanmasını düzenleyen veya reçete yoluyla öneren bireyler veya tüzel kişilikler arasındaki ilişki kurma biçimlerinde uyulması gereken standartlar diye söyleyebiliriz. Çoğunlukla sağdan, şeyden, yaşamdan da bildiğimiz hususların geçerli olduğu, bazı kendine göre kuralları olan, global firmalarda da kendi özel sınırlamaları içerisinde olan bir şey. Sahaya indiğiniz zaman bundan da bahsedildiğini duyacaksınız. Bir de pazartesi günü ki bahsettiğimiz nerelerde çalışılır konularından bir tanesiydi. Bunu da konuşunca bunu da koyayım dedim. Health Technology Assessment, sağlık teknolojisi değerlendirme diye. Batı'da oldukça şey, popüler, çok kullanılıyor. Kısaca özetlemek gerekirse, sağlık hizmetlerinde kullanılan teknolojilerin çeşitli yönleriyle incelenmesi ve yorumlanması. Bu değerlendirme öncelikle karar alma mekanizmalarına yön vermek amacıyla yapılsa da aslında söz konusu teknoloji ile ilgili tüm taraftan bilgilendirilmesi amacını taşır diye basitçe şey yapabiliriz, özetleyebiliriz. Sağlık teknolojinin değerlendirilmesi öncelikle klinik etkililiği ve hasta güvenliği açısından yapılıyor. Ardından ekonomik ve kurumsal işleyiş yönleriyle sosyal ve etik yönleriyle değerlendiriliyor. Ve bir rapor sunuluyor. Türkiye'de yapıldı birkaç tane. Değerlendirmenin tüm aşamalarında bilimsel kanıtlar esas alınır. Fakat hastalar, sağlık çalışanları ve sağlık teknolojisi üreticileri değerlendirme sürecine katkı sağlarlar. Ve şeffaflık bu süreçte temel ilkelerden birisidir. Sonuçta şunu karar veriliyor. Mesela bu tedavi metodu şu tür hastalarda tercih edilebilir de denebilir. Bu ürün şu grup hastalarda tercih edilerek kullanılmalıdır da diyebilir. Bu ürünün bu fiyatı şu fiyatı olsun da denebilir. Bir sürü konusu var. Özellikle geri ödeme kuruluşları başta olmak üzere. MDR'da demin bahsettiğimiz yeni ürün üretirken pazar öncesi bir araştırma içinde kullanılabilecek önemli enstrümanlardan birisi. Ben 3-5 yıl içerisinde Türkiye'de de popülerliğine tekrar kavuşacağını düşündüğüm alanlardan bir tanesi. Şimdi genel olarak konuştuğumuz konulardan bahsettik. Ama şunu söylemiştik. Toplumla iç içe olmamız gereken bir alandayız. Şimdi böyle bir alan içerisinde mühendisin rolü üretmek, aynı zamanda sahada satıştan teknik servisine kadar liderlik etmek, hatta proje liderliği de var Ar-Ge'de, yönetici olmak da dahil olmak üzere bu mesleğimizin, bu alanımızın kendi temelinde olan toplumla iç içe olma konusu dışında zaten bir entelektüel bir faaliyet içerisinde olması gerektiğini gerektiği bir şeydeyiz. Bilinçli olmamız gerekiyor. Ben bu vesileyle 20 yaşındaki Mehmet Ali'ye bazı şeyler söylemek istiyorum. Birincisi Da Vinci'den bir alıntı.
Hayata doymak bilmez bir merakla yaklaş ve kesintisiz öğrenmek için sürekli arayış içerisinde ol. Yaşam devam ettiği sürece sevgili arkadaşlar, meraklı olan, bir şeyler öğrenmeye çalışan, hatta macera ruhlu olan kişilerin daha mutlu olduğunu görüyorsunuz. Bu iş hayatı için de geçerli. Ama bizim zaten bir şeyler bulmak istiyorsak, geliştirmek istiyorsak zaten bu olması gereken noktalardan birisi. Ama bunun sosyal hayata da uygulanabilir bir yönü var. Bunu ifade etmek istiyorum. İkinci kişi, ben 3-5 yıl önce Kaptan Fantastik filmiyle tanıştığım Noam Chomsky'nin bir lafı. Entelektüellik bildiğiniz gibi analitik düşünme alanıdır. Yani kendi mesleğinizle ilgilidir. Yani entelektüel olduğunuz zaman uzman olduğunuz alanla ilgili bir bilgi, tecrübe, bakış açısı, analitik düşünmeden bahsediyoruz. Aydın dediğimiz zaman biliyorsunuz tüm alanlarda ilgili bir şeyden bahsediyoruz. Uzman bilgiyi entelektüelliğin dışında bilgiyi derinlemesine bilen bir kişiden bahsediyoruz. Ama entelektüelliğin içerisinde bir kültürel bir faaliyet de var. Bu vesileyle entelektüel olmak değil de entelektüel kalmak diye bir ifadesi var Noam Chomsky'nin. Bundan şunu ifade ettiğini düşünüyorum ben. İş hayatındayız, toplumsal yaşamdayız. Bu bilinçle yaşamak gerçekten bir mücadeleyi gerektiriyor. Bunu vurgulamak için söylediği, bu toplum yaşamıyla ilgili söylediği bir şey ama bunu bizim tıbbi cihaz sektöründe de rahatça söyleyebiliriz. İkincisi çok popüler bir filmden alıntı. Tyrion'un bir sözü. İlk bölümlerinden, ilk sezondaydı herhalde. Nasıl bir kılıcın bileme taşına ihtiyacı varsa bir aklın da kitaplara ihtiyacı var. Bu yüzden de bu kadar çok okuyorum diyor. Yani 20 yaşındaki Mehmet Ali'yi söylesem daha erken okumaya başlamasını şiddetle ifade ederdim. Zorlardım. Eğer kafama bardağı yemezsem tabii. Evet, Fight Club. Seyredenleriniz var mı bilmiyorum. Belki sunu bitince konuşuruz. Çok felsefi bir filmdir. Öyle görünmez. Hayat sadece şeyden oluşmuyor arkadaşlar. İşten, para kazanmaktan oluşmuyor. Her gün işe gidiyorsun, akşamları erken uyuyorsun ve bunun karşılığında aldığın tek şey koltuk takımı. Gerçekten acınası bir durum. Sahip oldukların sonunda sana sahip olur. Eğer yaşamda yelpazeyi geniş tutarsak, farklı frekanslarda, farklı alanlarla ilgimiz olursa, hobilerimiz olursa, kendi işimizde de yararlı bir destek olacağını görürüz. Şöyle ki, Steve Jobs Japonya'ya gittiği zaman, okulu yarıda bırakıp Japonya'ya gittiği zaman Zen Budizmine ilgi duyuyor. Orada Zen tapınaklarına gidiyor. Oradaki bu düzen kaligrafiye, yani bu yazım sanatına ilgisini çekiyor. Döndüğü zaman üniversitede kaligrafi derslerine katılıyor. Sonunda da biliyorsunuz Mac'le birlikte başlayan bu daktilo yazımı çeşitli şeylere çevriliyor. İşte kalibraya, tavmaya vesaireye çevriliyor. Yani çok farklı bir alandaki bir ilgi kendi yaşamında da etkiliyor. Bence bundan sıyrılmakla ilgili iki bilinçlendirici söz. 1980'de 40 yaşındayken oldukça genç vefat eden John Lennon'ın bir anısı. Ben 5 yaşındayken annem her zaman bana mutluluğun hayatın anahtarı olduğunu anlatır. Okula başladığım zaman sınavda bana büyüyünce ne olmak istediğimi sorduklarında mutlu olmak istiyorum diye yazdım. Onlar bana soruyu anlamadığımı söylediler. Ben de onlara onların hayatı anlamadığını söyledim. Sevgili arkadaşlar, ne yaparsak yapalım, severek yapalım. Her şeyi sonuç itibariyle yaşamımıza alabilirsek sevmeyi de öğreniyoruz. Ama ikincisi ve en önemlisi asıl hedefimiz mutlu olmak. Bunu hiç aklımızdan çıkarmayalım. Bu çok önemli bir şey. Mutlu olduğunuz zaman çevrenize yarayacağınız pozitif enerji lider ve yönetici olarak da size büyük katkı sağlayacaktır.
Yani birisi 20 günde bir işi bitiriyorsa siz 5 günde bitiriyor olacaksınız. Bunlar çok değerli. Yaşamınızda da daha mutlu olacaksınız. Ama tabii 20 yaşındaki Mehmet Ali'ye söylüyorum. Evet. Ve son slide. Yine bununla ilgili bir konu. Bunun hikayesi çok heyecanlandırıcı bir hikaye sevgili arkadaşlar. Hem felsefe hem bilimle ilgili bir konu. Voyager 1 1977 yılında Güneş Sistemi'ni incelemek için gönderiliyor NASA tarafından. 1990'da Neptün'e ulaşıyor. Artık Plüton yine tekrar Plüto şey oldu mu, gezegen oldu mu bilmiyorum da. Evet. Herhalde cüce gezegen deniyordu. Ulaştığında son emri veriyorlar. Her gezegene dönüp birer fotoğrafını çekiyor. Şu aşağıdaki soluk mavi nokta Dünya. 6.4 milyar kilometre uzaklıktan fotoğraf. Hala Güneş sisteminde Voyager 1. Uçta. Bunun üzerine Carl Sagan, astrofizikçi, ölmeden 1-2 yıl önce yaptığı bir konuşmada bu fotoğrafı alıntılıyor ve şunu söylüyor. Bir dakikalık bir alıntıyı sizlerle paylaşacağım. Şu noktaya tekrar bakın. Orası evimiz, o biziz. Sevdiğiniz ve tanıdığınız, adını duyduğunuz, yaşayan ve ölmüş olan herkes onun üzerinde bulunuyor. Tüm neşemizin ve kederimizin toplamı, binlerce birbirini yalanlayan inanç, ideoloji ve iktisat öğretisi, insanlık tarihi boyunca yaşayan her avcı ve toplayıcı, her kahraman ve korkak, her medeniyet kurucusu ve yıkıcısı, her kral ve çiftçi, her aşık çift, her anne baba, umut dolu çocuk, mucit, kaşif, siyasetçi, süperstar, önder, aziz, günahkar, onun üzerinde bir gün ışığı hüzmesinin üzerinde asılı duran o toz zerresinde yaşadılar. Böbürlenmelerimiz, kendimize atfettiğimiz önem, evrende ayrıcalıklı bir konumumuz olduğu hakkındaki hezeyanımız, hepsi bu soluk ışık noktası tarafından yıkılıyor. Atlayalım. Dünya üzerinde hayat barındırdığını bildiğimiz tek gezegen. En azından yakın gelecekte gidebileceğimiz başka yerde yok. Ziyaret edebiliriz ama henüz yerleşemeyiz. Beğenin ya da beğenmeyin, şu anda dünya sığınabileceğimiz tek yer. Gökbilimin mütevazileştirici ve kişilik kazandıran bir deneyim olduğu söylenir. Belki de insan kibrinin ne kadar da aptalca olduğunu bundan daha iyi gösteren bir fotoğraf yoktur. Bence birbirimize daha iyi davranma sorumluluğumuzu vurguluyor bu soluk mavi nokta. Biricik yuvamız. Sevgili arkadaşlar, Çinlilerin bir sözü var. Mutlulukla mutsuzluk kendiliğinden değil, çağrıldıkları için gelirler diye. Mesleğinizi sevin, meraklı olun, araştırın. Kendinize her gün bir şeyler katmaya çalışın. Hem mesleki yönden hem sosyal yönden. Farklı alanlardaki uğraşlarınız kendi mesleğinize, kendi mesleğinizdeki uğraşlarınız farklı alanlardaki hobilerinize destek olacaktır. Bu bütünsellik gerçekten keyif verici bir yolculuk oluyor. Bu vesileyle bunları da ifade edeyim. Çok konu var gördüğünüz gibi sahaya girince. Ancak her konu şevkle atlayacağınız bir konu olsun diye bunları da ifade ettim. Her öğrenecek, her detayına girecek konu sizi daha keyifli bir alana itecek. Bu vesileyle beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ve hayatı hep gülümseyen yüzlerle bakmanızı diliyorum. Sevgili arkadaşlar, sunu bu kadar. Ben de şu şeyi de durdurayım. Peki. Evet, şimdi geçen sefer konuştuğumuz gibi herkes herhalde bir söz alıp hem seslerini duyalım, sosyal zincirlerimizi de kıralım diyorum. Geçen sefer Bilal Bey vardı, devamlı şey yapmıştı ama. Merhaba Mehmet Bey. Merhaba. Ben bir soru sormak istiyorum. Tabii. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nda biyomedikal mühendislerin yeri nedir? Evet, bunu pazartesi de
hangi alanlar var söylendiği zaman ben de ifade etmiştim. Kamu kurumlarında çalışıyorsunuz, çalışabilme ihtimaliniz var. Firmalarda var, hastanelerde var. Ama bunun dışında klinik araştırmalar yapılan Ar-Ge laboratuvarları vesaire gibi alanlarda, demin bahsettiğimiz alanlarda var. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Sağlık Bakanlığı'nın otorite olarak atadığı, yani ülkemizde otorite olarak, kendi Sağlık Bakanlığı'na bağlı kuruluş, otorite olarak atadığı yer. Hani demin bahsetmiştim ya, Avrupa Birliği ülkemizde ya da her ülkede Sağlık Bakanlığı'yla bir ilişkisi var. Onu o ülkede şey yapıyor, vekalet veriyor diyelim. Yani o işleri o yapıyor Avrupa Birliği adına. Bu CE için söylüyorum ben. Burada Tıbbi Cihaz İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu görevli. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nda biyomedikal mühendislerin çalıştığı alan tabii geniş. Yani piyasa gözetim denetimden kayıt süreçlerindeki duruma kadar mevzuatla ilgili konulara kadar bir sürü alanda çalışabilir. Aynı zamanda İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu onaylanmış kuruluşları, yani notified body'leri de kontrol ediyor. Türkiye'de belge alan en son 4 tane firmaydı. 5.'si de yoldaydı. Herhalde o da şey yapmıştır, belgelendirme yetkisine sahip olmuştur. 5 firmayı da kontrol ediyor. Aynı zamanda bu arkadaşlarımız, buradaki biyomedikaller mühendisi arkadaşlarımız da Avrupa Birliği ile ilgili ilişkileri, toplantıları vesaire takip ediyorlar ve ülkemizde bunun uygulanması ile ilgili sorumlular. Yani orada bir kayıt süreciyle ilgili bölüm var. Mevzuatsal yönle ilgili bir bölüm var. Onun dışında piyasa gözetim denetimle ilgili olarak da görev alınan yerler var. Yani bu işin direği. Yani zaten yaptığı bütün işlerle ilgili yerde biyomedikal mühendisleri çalışabilir layıkıyla. Anladım, teşekkür ederim. Tabi bu arada SGK falan da var yani çalışabileceğiniz yer. Yani orada da var biyomedikal mühendisleri. Demin bahsetmiştik zaten. Kayıt süreçleri içerisinde oraya da bir kayıt vardı. Dikkat ettiyseniz. Ürün kayıtları. Orada da bu işleri bilen uzman arkadaşların çalışmasının gerektiği yerler var. Evet. 20 yaşındaki Mehmet Ali bir şeyler anlamış mıdır sizce? Evet arkadaşlar. Bunun dışında şunu söyleyebilirim. Sosyal bir meslek içerisindesiniz. İnsanlarla ilişki içerisinde olacaksınız. İnsanların iletişimde en çok kullandığı yol konuşmaktır. Bu konuyla ilgili aktif olun. Zaten kulübünüz var. Kulübünüz bunun için çok önemli bir köprü vazifesi görür. Bu kamuda da olsanız, hastanelerde çalışsanız, firmalarda da çalışsanız bu önemli olacak. Bunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım. Bunu özellikle de sunumda da vurgulamak istedim. Sunumu gönderdiğim zaman hani bazı şeylere daha detaylı bakarsınız. Ama şu bir gerçek, dünya piyasasının 1/6 gibi bir pazar payı görünüyor. Aslında %1 civarında olması lazım. Yani Türkiye'de tıbbi cihaz sektörü, ihracatı bırakıyorum, kendi içerisinde büyüme potansiyeli olan bir alan. Neredeyse 2 katına kadar büyüme potansiyeli olan bir alan. Bu vesileyle yapılacak çok şey var. İkinci husus da çok dinamik bir sektör. Sürekli değişiyor. Sürekli yeni teknoloji geliyor. Bu vesileyle de devamlı okumalı, takip etmeli, merakımızı hiçbir zaman bırakmamalıyız diyorum. Yani başka bir sorusu olan var mı? Evet. Sizin eğitim ne zaman başlayacakmış? Var mı? Şu an için belli değil sanırım. Evet. Evet, bir bu süreyi atlatacağız. Bize de bir vakit verdi. Bir şeyler okumakla geçirelim. Ne okursanız okuyun.
iş hayatına da mesleğinize de doğrudan ya da dolaylı olarak bir katkısı olacaktır. Ya da seyredin. Tabii filmler de çok güzel bu sıralarda. Evet arkadaşlar. İnşallah bir başka vesileyle buluşuruz. Herhalde bu kadar. Değil mi? Bilmiyorum. Evet, sorusu olan yok sanırım. Evet, sorusu olan yok. Sizlere başarılar diliyorum arkadaşlar. Çok teşekkür ederiz. Enerjik olun. Enerjik olun, tamam mı? İnşallah yüz yüze görüşme fırsatı da olur. İnşallah. Peki, teşekkür. Ayfer Hanım da güzel bir şey yapmış. Evet. Peki, teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşmek üzere. İyi hafta sonları bu arada. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Tekrar. Sağ olun.